Yani temel içgüdü budur der. Freud'da şey olduğunu söyler, cinsellik olduğunu söyler. Şimdi bunun böyle bu tartışma konusudur yani. Epeyce büyük bir tartışmadır. Bu sizin söylediğiniz şey, bu Adler'in şeyine biraz yaklaşıyor. Mesela Muhammed İkbal'in bir sözü var. O da der ki, var olmak dediğimiz şey esasında kişinin kendini göstermesidir. Yok olmak da kendini göstermemesidir. Şimdi kendini göstermezsen ben senin var olduğunu nereden anlayacağım? Ben varım diyeceksin. Ben buradayım. Diyeceksin ki senin var olduğunu, demek ki var olmak, yani var olduğunu göstermek demek kendini göstermek. Bir şekilde kendini gösterirsen var olduğunu anlaşılır. O nedenle insanların varoluşsal olarak temel dürtüsü kendini gösterme dürtüsüdür. Yani diyelim ben şimdi burada ders veriyorum bu teoriye göre. Ne yapmaya çalışıyorum? Kendimi göstermeye çalışıyorum. Bu teoriye göre. Yazı yazıyorum, açıklama yapıyorum, televizyonlara çıkıyorum. Hep kendimi göstermeye çalışıyorum. Ama canım herkes böyle yapıyor. Herkesteki ana dürtü budur diyor. Kendini gösterme. Ben buradayım, varım, görün beni deme dürtüsüdür diyor. Buna kendini gösterme. Şimdi bunu o söylenen sözde Allah'a atfederek özellikle sufiler demiş ki Allah, yani Allah güya şöyle söylemiş, demiş ki ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim, onun için alemi var ettim. Yani Allah da burada kendini göstermek istiyor. Çünkü Allah kendini göstermezse biz onun Allah olduğunu nereden anlayacağız? Yaratıcı, yaratacak, kendini gösterecek ki biz de ha bu yaratıcı diyeceğiz, ona ibadet edeceğiz. Yani yaratıcı dahil alemin temel güdüsü var olma dürtüsü. Yani kendini gösterme dürtüsüdür. Ben de kendimi böyle gösteriyorum. Siz de kim bilir neyle gösteriyorsunuz? Herkesin bir kendini gösterme biçimi var yani. Siyasetçilerden, sanatçılardan, müzisyenlerden, filozoflardan, bilim adamlarına kadar herkes kendini bir şekilde göstermeye. Ben buradayım ey millet. Bak bunu yapıyorum demeye çalışıyor. Allah da bak ben buradayım.